Kafasan Dağlı çıldırdı. Evet, serbestsin. Ferhat Göçer çılgına döndü. Yalan söylüyor. Sezen Aksu ilk kez bağırdı. Olaylı MSG Genel Kurulu'nda neler oldu? Sezen Aksu hangi eski dostuna ateş püskürdü? Müzik eseri sahipleri grubu meslek birliği, yani bilinen adıyla MSG'nin geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulu olaylara sahne oldu. Konuşma! MSG'nin kurucusu var karşında! Gergin geçen genel kurulda eski başkan Garo Mafyan ve yeni başkan Candan Erçetin yarıştı. Genel kurulun önemli isimlerinden Sezen Aksu, seçimin yapılış şeklini sert bir dille eleştirdi. Bu seçim özlemi itibariyle çağın çok gerisinde ve şahitleri rahmetle sayıp ne demek? Kürsüye çıktığında seçimin köy kahvesi ortamında yapıldığını savundu Sezen Aksu. Köy kahvesindeki gibi oylamayı kabul edilmem mümkün değil. Hakikaten şu anda mazlumiyeti durumundayız. Sezen Aksu'ya itiraz eden çatlak sesler Mustafa Sandal ve Edis başta olmak üzere birçok kişiyi öfkelendirdi. Serbestsin! Konuşma! MSG'nin kurucusu var karşında! Garo Mafyan kürsüde konuşurken yalan söylüyorsun diye bağıran Ferhat Göçer'e Hakan Peker müdahale etti. Yalan söylüyor! Yalan söylüyor! Sezen Aksu sık sık eski dostu Garo Mafyan'la telifler yüzünden tartışmaya girdi. Hepinizde telefonum var dedin ya. Evet. Arayacakmışsınız. Benim bu şarkısını kaç para getirdin. Hepsini aklımda mı tutuyorsun? Gergin genel kurulda 13 yıldır MSG başkanlığı yapan Garo Mafyan, Candan Erçetin'e karşı seçimi kaybetti. Eski başkan olarak. Gerçekten imza veriyorum. Genel kurul çıkışında başkan seçilen Candan Erçetin gerginliklerle ilgili konuşmak istemedi. Oylama sırasında da ufak tatsızlıklar olmuş efendim, Sezen Aksu falan, onları öğrenseydik. İlk tepkileri soralım Candan Hanım. Nasıl, olumlu mu? MSG'nin önemli isimlerinden Hakan Peker, genel kurul sonrası demokratik bir seçimin olduğunu dile getirdi. Yeni bir yönetim devraldı. Demokratik bir seçim oldu, çok güzeldi. Olayları soruyoruz Hakan Peker'e. Görüntülere rağmen içeride hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. İnsanlar birbirine çok dostane yaklaştılar. Çok bir kırıcı bir laf etmediler. Çok medenice, güzel bir yönetim oldu. Gerginliğin içinde kendisi de vardı halbuki. Ben çok fazla görmedim onu ama yani Sezen Aksu'ya bir hakaret veya bir şey yapılırsa, o Türkiye'de pop müziğinin en önemli sanatçılarından bir tanesi. Yani yakışmayan bir hareket yapılmıştı.